Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Stardew Valley oyunumuza kışın son günüyle, pazar günü, 28. günüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük gün, yarın dedemizin ghost'u bizimle konuşacak. Bu yemeği yapmayı zaten biliyormuşuz. Bu mükemmel yıl için çok teşekkür ederim dede. Gelecek yılı birlikte nasıl geçireceğiz çok merak ediyorum. Canım al sana bir öpücük. Sana bir de şuradan çikolatalı pasta verecektim. Yok vazgeçtim. Sana elmas vereceğim. Bunu vereceğim. Sen bunu ye. Çünkü sen yiyeceğim diyorsun verdiğin her şeyi. Ye o zaman. Kardeşlerim evimiz bitti. Gördüğünüz gibi mutfaktan bir alt kata geçiş var. Evimizi full upgrade yaptığımız zaman böyle oluyormuş. En alt katında böyle yerler çıkıyormuş. Bunlar bizim normal işte meyveyi, sebzeyi, forage itemları. Etraftan topladıklarımızı yaşlandırdığımız bir yer vardı yani. Üzümden şarap oluyordu. Hani nasıl söyleyeyim işte salatalıktan turşu oluyordu gibi. Bu da onun değişik versiyonuymuş. Yaptığımız alkollü içecekleri ve yaptığımız peynirleri yaşlandırmak için. Mesela keçi peyniri, inek peyniri yaptık ya. Onu yaşlandırıyor. Böylece eski kaşar oluyor atıyorum. En basit örneğiyle. Oraya yarayan bir şeymiş bu da. Bunu da öğrendiğimiz çok iyi oldu. Onu öyle orada bıraktım. Eski kaşar olsun diye. Bu arada inanır mısınız? En son videomuzdan beri kalan bütün günleri madende geçirdim. Bomba ile taş patlatmak da level atlatıyor diyor diye forumlarda insanlar. Her seferinde 10-20 diye bomba alarak gittim. Bombaladım madenleri resmen. Paramparça ettim. Buna rağmen hiçbir şey olmadı. Ben madencilikte level atlayamadım. Buna inanamıyorum. Şu anda çok büyük hayretler içindeyim. Yani bakın taşlarımızın sayısı iyice arttı. Metalimiz bu kadar erimiş metal, bu kadar erimemiş metal falan var üstüme. Yani metal katına gidiyorum çünkü. Metalin çoğunlukta olduğu katlara gidiyorum. 40. level'dan sonrasına gidiyorum. Zindanın. Bana mısın demiyor. Bana mısın demiyor. Mantarları toplamayacağım. İnat ettim. Vardır bir bildiği. Bir de bir sürü yaratık var oralarda. Hem yaratıklara tekme tokat dalıyorum. Hem madencilik yapıyorum. İkisi de inatla 10 olmadı. Son gün. Son gün sizlerle birlikte yine aynı şeyi yapacağım. O madenlere dalacağız acımasızca. Yapacak başka bir şey yok. En sonunda bu hayvanlar da 2,5 kalp falan olmaya başladılar. Güzel. Olsunlar bakalım. Kışı çok güzel bir şekilde atlattık. Kışın bir ara 200 tane saman satın almam gerekti yalnız. Full balyalarca dolu samanla şey yapmamız yetmedi. Bakalım. Gerçekten de en azından şurada 6 kalbi, 5 kalbi dolu olan 8 tane hayvanım var. Bu mükemmel oldu. Seni kırpayım da ben gel. Kırpayım seni gel. Rahatsız ediyordur o tüyler seni. Ama ben seni kırpamıyorum bir türlü. Seni kafadan kırpayım böyle gelip. Sonra sizi sağayım. Mutlu oluyor hayvan sağdığımız zaman ya. Demek ki sütü fazlalık yapıyorsa artık bir yerden sonra. Hayret. Goat milk verdi. Large milk değil. Evet bunu tam söylerken large milk'i yine yapıştırdı. Kardeşlerim bu da son senemiz artık. Yani son günümüz. Kışı atlatacağız. Çok güzel bir bahar gelecek. Her şeyi ekeceğiz. Burada da planlarımız işe yaramış gerçekten. Yani her tür şey yetişiyormuş. Bunu bir kez daha ispatlamış olduk. Gerçekten her tür şey yetişiyormuş. Seni şuradan bir alayım. Şöyle bir beynine senin çekici gömeyim. Ben seni nasıl koyayım biliyor musun? Normalde böyle koysam sulardın. Seni böyle bırakabiliyorum demek oluyor bu. Aslında ufak bir planlama stil yaparsak bu durumda böyle değil. Çünkü bu ve bu kareyi o sulayacak. Bu ve bu kareyi de yanındaki sulayacak. Buraya koyabiliriz. Ha, tam simetrik olmuyormuş. Aralarda sulanmadık yerler kalıyormuş. Neyse. Belki oraya bir şeyler ekebilirim ya. Direkt gelişine Star Fruit de ekebilirim. Öyle de bir şey var. Tamamen para kazanmak istiyorsak. Wild Horzadish, Daffoli, Leek, Dandelion. Böylece bu bitki... Nereye dalıyorum ben ya? Böylece bu bitkilerimizden de herhangi bir şekilde eksiğimiz kalmamıştır diye düşünüyorum. Bir bakayım şöyle. Boyçok bir mevsimin bitkisi. Potato da mevsim bitkisi. Spring Seed. Bir de bizim şey vardı ya, çılgıncasına karışık seedlerimiz vardı. Onları bir ekelim bakalım. Onlardan ne çıkacak? Belki de bizim bu mevsimi gelsin diye beklediğimiz şey, yaz için beklediğimiz şey oradan çıkar. Neden olmasın? Şu işte, mixed seed. Biraz ondan, biraz bundan. Her şeyden biraz. Bakalım ne çıkacak yazıyor üzerinde. Yani inanın ki üzerinde aynen bu söylediğim şey yazıyor. Biraz ondan, biraz bundan. Bakalım ne çıkacak. O zaman ben de bakayım ne çıkacak. Artık yani 173 bin gold'umuz olmuş. Bu saatten sonra bizim öyle çok da şeye ihtiyacımız yok. Özellikle şunu ya da bunu ekmem lazım diye bir şeye ihtiyacımız yok.
Şimdi güzel kardeşim, senin şu beşli açma metodu burada işe yarar. Sen beşli aç. O iridiumu da kırmayalım, oradan çıkarmayalım madem öyle. Güzel. Ya bu kadar uğraşıp oradan nasıl oluyor da iridiumu beynine vurdun? Ne aptal herifsin, şimdi sinirlendirdim beni. Ha bir de bahçeyi şekilsiz kazdın. Resmen delirdim. Resmen delirdim. O zaman ben niye seninle uğraşıyorum ki? Şöyle yapar geçerdim. Bu kadar. Yani niye uğraşıyoruz arkadaş? Şimdi şu vahşi seedlere ekelim. Neredesiniz? Vahşi seedler. Gerçi benim o kadar seedim yokmuş ki. Ben boşuna heyecanlandım ya. Böyle şekilde ekeyim dedim. Bunları da bunun etrafına ekeyim. Çok değişik bir fantazi oldu. Madem bir şey yetiştiriyoruz, tam olsun. Ben şu spring seedlerin devamını da koyayım. Değil mi? Spring seedlerin devamı doğruya ekilsin de. Gerçi o kadar yer yok galiba bu sefer. Bu sefer de o kadar yer kalmadı, evet. Sağlık olsun, ne diyelim. İki tanesi de arttı elimizde. Bizim aslında daha iyi ekipmanlar alarak şeye salça olmamız lazım ama onu çok beceremedik. Belki de bugünün amacı bir yandan madenlere giderken bir yandan da o olmalı. Şu ne yapıyorsun aga sen? Ha? Hayırdır? Nasıl kırmayı başardın onu öyle? Kılıçla mı vurdun ona? Ne yaptın? Ben bilemedim. Bir şeyler yaptı ama. Şu tüyümüzden de bir tane artizan eşyası yapalım. Partizan. Evet, şimdi nedir çocuğum sen? Ama bu attan böyle devamlı inersen olmaz. Ha, metali oraya bırak diyecektim. Ha, şimdi ata binemiyor, mükemmel. Bir kovboy gibi atlamamızı istiyormuş ata. Çok affedersiniz. Ben hayvanları seviyorum, okşuyorum. O yüzden artık hep böyle iyi şeyler veriyorlar. Aslında bu iyi şeyleri mi saklamaya başlasam ya? Hepsini saklayayım ben artık ya. Neden satıyorum ki? Benim peram var. Peram olduğuna göre Animal Product'ı da buraya koyayım. Animal Product, onu da buraya koyayım. Başka neler buradaydı? Forage'lar buradaydı değil mi? Bunların hepsi forage'miş abi. Hepsi burada dursun o zaman. Bunların dandikleri var. Dandiklerini oradan alayım. Artık para için değil, kalite için yaşıyoruz. Dandiklerini alıp kalitelilerini bırakacağım. Hadi bakalım. Sütü de bırakayım o zaman sana. Yani çok mantıklı olur böyle bir şey yapmam. Bir de geodlarımızı mı kırsak? Sonsuz tane geodumuz oldu ya. Bir ara bu geodları kırmak lazım. Dur, ben bu sosu şey yapmıştım. Okumuştum. Fortune Teller'ı okumamıştım. Hayatını mahvetmek için ellerinden geleni yapacaklar diyor. Yani şu spiritler beni sevmedi arkadaş. Spiritler beni sevmedi. Ruhlar beni sevmedi. Hiçbir zaman bana yardımcı olmak için bir şey yapmıyorlar. Devamlı şu dedenin hayatını nasıl zorlaştırsak diye uğraşıyorlar. O zaman ben gidiyorum. Şimdi kısa yoldan gitmeyeceğim madene. Uzun yoldan gideceğim. Hep birlikte sebebini de göreceğiz. Ona göre de erken ayrılırız madenin olduğu yerden. Madenin yanında yaratıklardan belli bir sayıda avladığımız, katlettiğimiz zaman bize bonus puan veren, gel seni alnından öpeyim, nasıl bir aslansın, koç yiğitsin diyen bir tane emmi vardı hatırlarsanız. Pelerinli emmi. Festivaller falan oldu mu hani geliyor, halkın arasına karışıyor. O pelerinli emmi de eşyalar satılıyordu. Ben belli başarıları elde ettiğim zaman, belli işler yaptığım zaman bana bonus eşyalar veriyor ama o pelerin eminim bazı eşyaları çok kaliteli. Bir rabbit de şuradan sekerek kaçtı. Abi bir kere daha sorayım sana. Şu ev güncellenebiliyor mu daha fazla? Güncelleniyor diyorsan yuh diyeceğim ama. Evet ya, en sonda güncelleyemiyor. Helal olsun. Kopumuz var, barnımız var, kuyumuz var, silomuz var. Yel değirmenimiz var. Şedimiz yok. Boş bir evdir diyor. İstediğin gibi doldur, ne yapmak istersen. Slime haçımız yok. 20 slime yetiştirir diyor burada. Slime ball'lar üretirler senin için. On rafine kuvars, iridium yapılmayacak şey değil. Bu ikisini de yapalım biz ya. Bir ara yapalım bu ikisini de. Eksiğimiz kalmasın böylece. Bu arada kardeşlerim, şu anda ben bu videoyu çekerken 2-3 gün var şeye. Bu oyunun multiplayer modunun çıkmasına. Multiplayer modu çıkınca single player'ın üzerine mi açacağız bu haritama? Arkadaşlarım alabilecek miyim, çok merak ediyorum. Yeni bir kılıcama ihtiyacım var dedi. Emmi ne diyor? Bir şeyler başar sonra gel diyor. Yarasa öldürme, iskelet.
mağara böceği öldürme, böcük öldürme görevlerinin hepsini tamamlamışız. Dust Sprite her neyse 500'de 346 diyor. 1000'de 729 slime, 150'de 85 void. Bunların hepsini tamamlayınca herhalde bütün ödülleri veriyor bize ama diyorum ki onu beklemesek mi? Bizim kılıcımız 30-45 vuruyor, speedimizi azaltıyor, 10 crit veriyor. Şöyle bakarsak eğer iyi kılıçlara doğru. Hala bundan bile iyi sayılır bizim kılıcımız. Gerçi 30-45 vuruyor ama eksi speed veriyor, az crit veriyor. Bu artı daha fazla speed veriyor. Ama bir de lava katana var. Her halükarda bizimkinden 10-15-20 hasar daha fazla vuruyor. 3'te defans veriyor, eksi vermiyor, ağırlık taşıma veriyor, crit power veriyor. Aldım katanayı gitti. Bunu satın alıyor musun abi? Obsidian'ı alıyorsun. Alma şimdilik. Obsidian'ınla mutluyum. Space bot var. Artı 4 defans, artı 4 immunity. Daha iyi botun var mı senin? Dark board. Artı 4 defans, artı 4 immunity. Hayır. Değil. Daha iyi değil. Knockback bilmem ne. Charchurt yok abi. Skeletal. Vampire ring var. Vampire ring de bizde var. Galiba şu anda oyundaki en iyi ekipmanlar oldu üzerimizde. Günü de bayağı kullandık ama ya. Günü de bayağı katlettik. Dur bakalım. Şuradan hemen gideyim. Birkaç tane bomba alayım. Gel bakalım. Aldım bombaları. Oo, gerçekten de lava katanayı sallıyor şu anda. Aldığımız eşyayı kullanıyormuş adam. 60'tan başlayalım bu sefer. Nedir yani? Aklınızı alırım çocuklar. Çocuklar, aklınızı alırım. Evet. Hiç uğraşamam böyle bir yerler kazmakla. Kaçamadım galiba. Fazla yer kalmadı bu sefer bana, evet. Şunları da kazayım. Bunlarla da uğraşayım artık. Oo, tam bombalık buralar ya. Mükemmel. Yukarıya da yol açtı bana. Evladım, ben dedim sana uğraşmam diye. Bunları da ben kırdım sayıyorsa... Zaten şu anda bayağı güzel madencilik puanı kazanmış olmamız lazım. Oh! Cillop cillop. Ani bir dönüşle aklını alırım senin. Aman ne güzel haritalar geliyor, ne güzel haritalar geliyor. Artık bomba madenciliği yapıyoruz yani. Gördüğünüz gibi bomba madenciliği bugünlerde revaçta. Bakın ne güzel kaç kat bir dünya yer temizledik daha gireli. Yarım saat, bir saat oldu. Aa, yarasa da indi. Böyle bir niyetim yoktu açıkçası. Yarasa bonusu oldu. Yarasa yandan bonus olarak gitti. Oo, ben burayı şu anda terk etmem. Burada iklim bozdu. Bu da demek oluyor ki dört bir yandan yarasa gelecek. Gelsinler bakayım. Lava kılıcımla tek atıyorum yarasalara. Gel gel. Normalde böyle olurdu, kaçardık ya. Önceden haritayı bırakır. Şimdi seviniyorum. Savaşçılık özelliğimi kullanabiliyorum diye. E yavrum hadi beni bulamıyorsunuz ama siz şeyin içinde ya. Mağaranın içinde beni bulamıyorsunuz. Neyse sonunda bulmayı başardılar. Sen nasıl bir terbiyesizsin? Girişte beni karşılıyor. Hiç sevmem öyle girişte beni karşılayanları.
Hayalet emme. Çok mutsuz ölüyor Hayalet ya. Aa. Sanki hani gelip ensemize dokunuyor. Biz dönüyoruz. Aa, birine benzettim seni diyor. Böyle bir mutsuzluk var yani adamda. Lead Rod verip duruyor bu aralar oyun bana. Bir şey demek istiyor galiba. Bilemiyorum yani. Kötü bir anlamı olabilir. Bir ara Blacksmith'e gittiğimde var ya 6 saat şu elimdeki materyalleri kırmam sürecek. Geodları. Ben merdiveni bulamadım mı? Aa, bulamamışız galiba. Haritanın da yanına doğru daha şey gidiyormuş, ilginç. Merdiveni bulduk. Peki. Yalnız merdiveni bulamadım mı dedim. Merdiveni buldum ama haritanın yanına yer gidiyormuş dedim. Sanki oyun o yeri açacağımı öğrendi. Açma abi, boş ver, gitme diyor. Her yerden merdiven çıkardı. İşte bu kadar. Benden kaçamadınız. Savaşçı kişiliğimi konuşturdum. Savaşçı kişiliğimi konuşturdum size karşı. Sen hasar gördün mü? Görmemişsin. Hala 3 vuruşta kırıldın. O nasıl, hiç anlamadım. Aa, diamond çıktı ama. Diamond candır. Gördüğünüz gibi bomba madenciliği yapıyorum artık. Şu anda da biraz hoyrat kullandım bombaları. Normalde bu kadar hoyrat kullanmıyorum. Bırakalım madeni. Efendim şöyle dönelim. Çünkü dediğim gibi bu sefer atımıza atlayıp gelmiştik. Atımızla bütün yolu geri dönmemiz gerekecek. Evet, bilmiyorum siz heyecanlı mısınız kardeşler ama ben çok heyecanlıyım. Bu kadar zaman oynadık. Aslında bu bir şekilde the end, end game demek oluyor bu oyun için. Evet, bizim daha yapacağımız şeyler var. Onları da tamamlamadan bırakmayacağım bu sefer. Hatta dediğim gibi 2-3 güne multiplayer eklentisi geliyor oyunun. Orijinal oyunda tekrar baştan multiplayer mi başlatacak bizi, yoksa arkadaşlarımızı direkt Lönk diye oyunumuza çağırabilecek miyiz? İşte o kısmını merak ediyorum. Yani onu da elbet oynayacağız. Şöyle bir bakarsak eğer taşımız da var bırakacağımız. Bu da var. Altınımız da var. Tamam. Şuraya gelelim. Bunu bırakmayacağız. Frozen Geode'u bırakalım. Diamond'ı da bırakalım hadi. Bunu bırakmayacağım. Onu da okutacağım adama. Şuraya geldim. Bunu bırakayım. Yarasa kanadı. Yaratık zımbırtılarını bırakıyorum. Şuraya sapı bırakayım. Burada bir şey eksik sanki. Ha, değişik karma bitkilerim. Onların hepsini ektim ben. Doğru. Hem de daha yeni ektim ya. Bak, hemen de unutmuşum. Şimdi baltam da burada dursun. Obsidian Edge'im var. Obsidian Edge'imi koleksiyonun yanına bırakmaya karar verdim. Lead Rod'ları alacağım buradan. Obsidian Edge bırakacağım. Dwarf Scroll'dan da birkaç tane alayım. Bundan da bir tane alayım. Bunlardan fazladan tutmaya gerek yok elimizde. Aa, hiçbirini sattırmıyor bana. Dwarf Scroll'u sattırıyor. Bunları sattırıyor. Lead Edge'leri sattırmıyor. O zaman hiç taşıyamam. Büyük ihtimalle bizim o baştaki emmiye satabileceğiz bunları. Sadece o emmi alacak bizden. Ve büyük an. Uyuyorum. Yatıp uyuyorum. Abigail zaten böyle horul horul uyuyor orada. Kardeşlerim, gerçekten büyük an. Day 1 of Spring. Year 3. Büyük babamız nerede çıkacak acaba? Living of the Land. Şimdi bizi dinleyin. Yapmanız gereken şey bu güzel bahar ayında ağaç kesin. Vahşi doğalardaki bitkileri arayın. Ve bitkilerinizi ekerek ilk hasatı bekleyin. Yeni yıl için büyük planların var mı? Vallahi sana bunlardan bol bol getiririm gibi geliyor. Gerçi çok da bir şey yapmıyorsun dediğim gibi. Hani biraz şeyim, kırgınım sana o konuda ama Fortune Teller yeni bir yıl best dedi. Best, best. Best'ten daha iyisi yok yani. İşte bu. İşte bu. Aa, 3 mum yakabildik sadece.
Sadece 3 mum yakabildik. Şuradan bunları kesip... Aa, eve girdiğimde olacakmış. Sevgili evladım. Buyur dedeciğim. En son konuştuğumuzdan beri çok nice yıllar geçti. Daha küçücük bir çocuktun, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum dedeciğim. Bak ne kadar yol kat ettin. Sayende. Belki beni unuttun ama ben devamlı buradayım. Seni hiç unutur muyum dedeciğim? Görüyorsun. Bedenim bu dünyayı terk etti. Ama kalbim hala Stardew Valley'de. İki yıldır buradasın artık. Çok iyi iş başardın evladım. Dedeli çiftliği hiç bundan daha iyi görünmemişti. Ailemizin adını onurla taşıdın. Büyük baban çok memnun. Dedeli çiftliğinin geleceği senin ellerinde. Kendine iyi bak. Güle güle dedeciğim. Evet. Bu olay gerçekleştikten sonra eğer 4 mumu yakmayı başarsaydık, yani efendim daha fazla insanla aramız iyi olsaydı, şu özelliklerimiz ona çıkmış olsaydı falan filan diye, mesela bakın Ranger görünüyor rütbemiz. 30. level'ı görünüp hala daha da yukarılara çıkabiliyor. Lux skorumuz görünmeyen de daha fazla yükselebiliyor falan. İşte bunları başarmış olsaydık eğer, bahçede de çılgın bir temizlik yapmam gerekecek yalnız. O zaman 4 tane şey yanacaktı orada. Buraya da kliklediğimiz zaman bize Statue of Perfection diye bir şey verecekti. Bilmiyorum günlük mü, haftalık mı, aylık mı, şu cihaz kadar değişik aralıklarla mı veriyor. Ama iridium verip duracaktı bize. O iridiumlar da lazım. Bundan sonra asıl yapacağımız şey... yaz mevsimine kadar oynayıp şu bir ay içinde yaza kadar gideceğimiz bu bütün başarıları elde etmek, kılıç gücümüzü, madencilik gücümüzü arttırmak, insanlara devamlı hediyeler vererek onlarla aramızı iyi tutmak, bahçemizi adam gibi dizayn etmek, belki de var ya bütün şu çiftliğimizi tekrar baştan dizayn etmek, şuradaki ağaçlar kalsınlar, bir süre o ağaçlar meyve versin çünkü, ama ağaçları asıl seranın içine kurmak, en azından birer tane. 4 mevsim, 6 tane ağaçtan birer tane kuracağız. Yani 4 mevsim devamlı meyvemiz olsun diye. Yapmamız gereken çalışma çok. İşte demirden bir sürü demir barı yapmamız lazım. Şu bahçenin etrafını o barlarla çevirmemiz lazım. Psikopat bir Jason olarak atımla geziyorum ama ben bunları yapmayıp. Evet kardeşlerim. Bunlar da bir dahaki videomuza kalsın. Bir dahaki videomuz belki bu. İlkbaharın ortasında gelir. Bilemiyorum, siz kardeşlerim ne düşünürsünüz? Bu tarz aksiyonlar yaparken birlikte mi yapalım, bu evi dizayn ederken falan. Ya da ilkbaharın ortasında gelmez de yaz mevsiminin başında gelir. O zamana kadar yine bir şeyler yapmış, paralar kazanmış olurum ben. Şuradaki Community House'u da bitirmiş oluruz. Community House'u bitirmek de güzel bir puan çünkü. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Kardeşlerim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.